Merhabalar. Zaman zaman internette izlediğimiz videoları sabit diskimize indirmek ya da mobil bir cihaza aktarmak isteyebiliriz. Bazen de izlediğimiz bir videoyu diğer arkadaşlarla paylaşmak istediğimiz olur. Kendi sitemizde yayınlamak isteriz. Bu tür konularda size faydalı olabilecek bazı ipuçlarını ya da benim kullandığım yöntemleri anlatmak amacıyla bu videoyu hazırlıyorum. Umarım faydalı olur. Burada gördüğünüz gibi YouTube'da yer alan Crysis 3 oyununun yeni tanıtım videosu. Daha doğrusu oyun içinden görüntüleri görüyorsunuz. Bu tür internette yer alan videoları sabit diskime indirmek ya da adresini kopyalamak için kullandığım yazılım Firefox için, yani kullandığım tarayıcı için, browser için sunulan Download Helper adlı plugin. Download Helper'ı sisteminize kurduğunuz zaman burada gördüğünüz gibi üst tarafta Download Helper tuşu videoyu tespit ettiği zaman hareketleniyor. Bu hareketin aynısını sağ alt köşede de görmeniz mümkün. Bunun yan tarafına gelip tıkladığınız zaman size mevcut videonun hangi formatlarda yüklendiğini, daha doğrusu hangi çözünürlüklerde indirebileceğini size bildiriyor. Burada gördüğünüz gibi 1080p bir video bu. Yani Full HD. Bu nedenle 1080p'den 240p'ye oldukça küçük bir çözünürlüğe kadar değişik seçenekler sunuyor. Her videoda tabii bu şekilde değişik seçenekler karşınıza gelmez. Ama indirebileceğiniz bütün seçenekler burada karşınızda. İsterseniz 1080p olarak tıklarsanız indirirsiniz. Ya da 240p olarak indirebilirsiniz. Format olarak da MP4 ve FLV olarak size sunmakta. Ben açıkçası bu medyumu iPod Touch'ta videoları, eğitim videolarını özellikle izlemek için bunu tercih ediyorum. Dizileri de genelde internetteki dizi sitelerinden bu formatta indirdiğim oluyor. Burada sadece indirme ile sınırlı kalmıyor yazılım. İsterseniz dönüştürme işlemini de yapıyor. Ayrıca URL kopyalama imkanı da mevcut. URL ne işimize yarar? Onu biraz sonra size göstermeye çalışacağım. Burada sağ mouse tuşuyla Download Helper'a tıkladığınız zaman değişik yine seçenekler sizin karşınıza gelecektir. Açıkçası Download Helper internetten video indirmek ya da videonun adresini tespit etmekle ilgili bütün kolaylıkları size sunacaktır. Bazen de burada gördüğünüz gibi mesela diyelim CNN'de bizim Türkiye'deki bir oyun firması ile ilgili CNN bir haber yapmış. Bu haberi mesela diyelim ben Cinefix sitesinde diğer arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Videoyu indirip tekrardan yükleme yerine sadece bana videonun adresi gerekiyor. Onu da gördüğünüz gibi sayfayı bir refresh ettim. Tekrardan videonun yüklenmesini sağladım. Download Helper bu videonun olduğu adresi tespit etsin. Hemen geliyorum. Burada gördüğünüz gibi FLV olarak 640-360 olarak yer alıyor. URL'i kopyala diyor. Daha video ile bir işim yok. Bunu Cinefix'te paylaşacağımı söylemiştim. Cinefix'te paylaşmak için de benim kullandığım şöyle bir kodum var. Bu kodu sitede kullandığım JV Player'ın sitesinden aldım. Şuraya isterseniz şu gördüğünüz yere ben o adresi yapıştırıyorum. Ön izlemeye tıkladığım zaman buradaki kodun yaptığı işlemlerden bir tanesi hem video oynatıyor hem de burada gördüğünüz gibi Cinefix logosu da yerleştiriyor. O logo da şuradan veriliyor. Bunu ortalayayım. Send ettiğim zaman forumdaki arkadaşlarım CNN'den gelen videoyu direkt olarak forumda izleyebilecekler. Bunu sağlayan yani forumda ya da kendi internet sitemde de kullanabilirim. Herhangi bir sitede bu tür videoları oynatmayı sağlayan da longtailvideo.com sitesinden indireceğiniz player. Bu player ticari olmayan uygulamalar için ücretsiz. Yalnız şöyle bir şey var. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu JV Player sitesi ülkemizde bir mahkeme kararıyla yasaklanmış. Bu nedenle bu siteye ulaşmak için çoğu zaman yasaklı sitelere ulaşmak için kullandığımız Google'ın proxy'lerini kullanabilirsiniz. İnternetten proxy bulabilirsiniz. Videoyu indirdik. Herhangi bir dönüştürme işlemi yaptık. Hatta sitemizde bile nasıl yayınlayacağımızı
buradaki örnekle size anlatmaya çalıştım. Peki bazen altyazı indirmek isteriz ya da farklı formatlara dönüşmek için. Onun için ne yapacağız? Onun için de Format Faktörü adlı bir yazılım kullanıyoruz. Daha doğrusu ben kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ücretsiz bir yazılım. Sadece install ederken reklamla ilgili seçenekleri kapatmanız durumunda reklamla da ilgili bir sorun yaşamazsınız. Buradan sitesinden PC Free Time olarak ismi değişti. İndirip sisteminize kurabilirsiniz. Onun da kullanımıyla ilgili size bilgi vereyim. Ama önce buradaki videoyu durdurayım ve sesi bizi rahatsız etmesin. Format faktörü yazılımda burada karşımızda. Çalıştırdığınız zaman size sol tarafta ne yapmak istediğinizle ilgili seçenekler sunuyor. Eğer bir videoya dönüştürme yapacaksanız video sekmesi. Sadece sesi alıp sesi dönüştüreceksiniz. Sesle ilgili bölüm. Resim sekansı olarak aldığınız videoyu dönüştüreceksiniz. Buradaki picture bölümü. Müzik CD'sinden sese dönüştüreceksiniz ya da DVD'yi videoya çevireceksiniz. Burada ROM device bölümünde seçenekler var. Advanced bölümde de videoları birleştirmek, sesi mux etmek ya da bindirmekle ilgili özellikler var. Biz şimdi video bölümüne bakalım. Mesela internetten indirdiğiniz bir video ya da elinizdeki gibi videoyu mobil bir cihaza dönüştüreceksiniz. Nedir bu? İşte mesela dedim iPad'inizi iPhone'unuza dönüştürmeksiniz ya da PlayStation Portable'a, PSP'ye dönüştürmeksiniz. Burada hemen seçenekler var. Geliyorsunuz, tıklıyorsunuz ve seçiyorsunuz. Mesela kızıma ben son zamanda bir iki çizgi filme dönüştürdüm PSP'sine. Buradan bunu kolaylıkla halledebildim. İstediğiniz formatı buradan belirliyorsunuz. Ya da mesela diyelim hazırladığınız bir video vardır. Ya da internetten indirdiğiniz bir videoya altyazı yapmışsınızdır benim gibi. Onu mesela diyelim dönüştüreceğiniz zaman bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. AVI'ye dönüştüreceğim diyorum. Buradan Add File diyorum ve videolarımın olduğu klasöre gidip videomu seçiyorum. Burada şöyle bir güzellik var. Tüm dosyaları göstereyim. Videonun eğer ismiyle aynı ismi taşıyan bir altyazı dosyası varsa otomatik olarak bu altyazı videonun üzerine biniyor. Buradan videomu seçtiğim zaman onu zaten altyazıyı direkt olarak üzerine bindirecek. Auto Settings bölümüne çoğu zaman girmenize gerek yok. Ama belli bir zaman sonra yani kullanıma alıştıktan sonra bazı özel seçenekleri düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendinize özel custom düzenekler kurmak isteyebilirsiniz. Mesela burada subtitle için yani altyazı için kullandığımız fontun büyüklüğü default olarak 4 olarak belirtilmiş. Bana biraz bu büyük geliyor. Bunu mesela diyelim ben 3'e çekiyorum. Ya da bizim Cinefix'in mesela diyelim logosunu videoların üzerine bindirmek istiyorsan burada watermark seçeneğini aktif hale getir. Buradan bir resim dosyası seçiyorum. Buradan resmin hangi konumda olacağını belirtip o konumdan ne kadar uzaklıkta olduğunu margin'i de buradan vererek bir logoyu da videonun üzerine bindirmem mümkün. Bununla ilgili bir uyarı yapayım. MP4 dosyaların üzerine logo bindirmek istediğiniz zaman sistem sorun veriyor. Bir burada bug var. Ya da AviSync'ten kaynaklanan bir sorun bu. Bu sistem çünkü çoğunlukla AviSync üzerinden gidiyor. Zaten hedef klasöründe AviSync ile ilgili klasörü göreceksiniz tempo olarak. Orada AviSync kodunu isterseniz bir text editörle açıp elle kodu değiştirebilirsiniz. AviSync video ile ilgili çok başarılı bir sistemdir. Bunu isterseniz internette bir araştırmanızda da fayda var. Ama bizim burada yapacağımız işlemler için gerek yok. Zaten bu arayüz AviSync'i direkt olarak kullanıyor. Burada düzenlemeyi yaptıktan sonra OK'ye basıyorum. Option bölüm var. Option bölümü altyazımın düzgün olup olmadığıyla ilgili kontrolü yapabileceğim arayüzlerden bir tanesi. Çünkü altyazı bakın direkt olarak üzerine geldi. Buradan fontlar doğru mu, nasıl görünüyor bunu görebilirim. Fakat bununla sınırlı değil. Mesela dedim videonun herhangi bir bölümünü sadece almak isteyebilirsiniz. Yani mesela dedim şu bölgeden başlasın video. İşte ne bileyim şurada sona ersin. Start end olarak bunları girdiğiniz zaman sadece o arayı size sıkıştırıp atabilir. Ya da mesela dedim bu videonun sadece belli bir kısmını, boyutun içinde belli bir kısmı almak istiyorsunuz. O zaman burada crop seçeneği var. Crop seçeneğinde şöyle mouse'la crop alanını yani kesecek alanı belirliyorsunuz. O işlem sonucunda sadece orayı kesip atabiliyor. Buradan OK'ye tıklıyoruz. Video ile ilgili yapmam gereken işlemler tamamlandı. OK diyorum.
ve burada işte şu gördüğünüz klasöre, hedef klasöre bu yaptığım işlem atılacaktır. Start'a bastığım zaman burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde dönüştürme işlemini tamamlıyor. Format faktörü ilk kullandığınız zaman karşılaşacağınız sorunlardan bir tanesi Türkçe font sorunudur. Onu nasıl çözeceğinizi de şimdi size göstereceğim, anlatacağım. Şurada isterseniz View Output File'la oluşturduğumuz videoyu görebiliriz. Font sorunu da şuradan çözüyoruz. Option bölümüne gittiğiniz zaman burada Subtitle Font bölümü var. Burada standart olarak gelen sistemde farklı bir font ismi yer alıyor. Bu font Türkçe karakterleri içermiyor. Bu nedenle Türkçe karakterler sorunlu oluyor. Bildiğiniz bir Türkçe fontu buraya yazmanız durumunda bu sorun ortadan kalkıyor. Mesela diyelim burada ben Tahoma Bold kullanıyorum. Tahoma BD yazmışım. Siz Arial yazabilirsiniz, Tahoma yazabilirsiniz. Bu tür Türkçe bir font girdiğiniz zaman Türkçe karakter sorunu ortadan kalkacaktır. Alt yazıda istediğiniz renkleri de buradan vermeniz mümkün. Buradan rengi seçiyorsunuz. Buradan da dış rengini yani çerçeve rengini seçmeniz durumunda bu şekilde de alt yazı renkleri oluşacaktır. Bu şekilde format faktörüyle de istediğiniz video, istediğiniz formata, istediğiniz hedef platforma aktarmanız mümkün. Umarım video ile ilgili hazırladığım, kendi ipuçlarımı paylaştığım bu video faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.